Nasılsın kardeşim? İyi misin? Eyvallah ablacığım, sen nasılsın? İş güç devam ediyor. Ben Rize'de Çaykur'da çay eksperiydim. Annem babam için ayrıldım. İşte onların bize ihtiyacı var. Nasıl onlar bizi büyütürken ne zorluklarla büyütüyorlar. Ben de şu an bize ihtiyaçları olduğu için ben de onlar için bırakıp geldim. Biz artık burada kardeş gibi olduk. Yani inanın hani kendi ailemizin içinde gibiyiz. Zorluğu tabii ki her işin zorluğu olduğu gibi bizim işimizin de zorlukları var, yok değil. Ama güzel bir iş. Ben bu işi sevdim. Zevkli. İşte insanlarla konuşmak, sohbet etmek, yeni insanlar tanımak. İşimi seviyorum. Taksiyi çok sevdim. İnşallah da bundan sonraki yıllarda hep taksi işine devam edeceğim. Tabii yani ilk kafamda sorular vardı. Yani ben bu işi yapabilir miyim? Çünkü hiç bilmediğim bir sektör. Yapabilir miyim? Şöyle, araba kullanma konusunda çok küçük yaşlardan beri araba kullanıyorum. 13-14 yaşından beri kullanıyordum zaten. Ama tabii bu farklı bir şey. Yani bu iş olunca daha farklı bir şey. Korkularım çok oldu ama hepsini yendim. Şöyle mesela gece de çalışıyoruz biz bu arada. Bazen sabaha kadar çalışıyoruz. Taksinin içine bakmadan, kapıyı daha açmadan abi nereye gidiyorsun diyor. İçeriye bir giriyor. Abla nasıl yani falan diyorlar. Şaşırıyorlar. Ondan sonra seviniyorlar tabii. Yani herkesin tepkisi çok güzel. Şu ana kadar hiç böyle kötü bir tepkiyle karşılaşmadım. Herkes kendini daha huzurda, yani daha huzurlu ve daha güvende hissettiğini söylüyor. Onun için onlardan, yani müşterilerden bunu duydukça inanın ben daha çok mutlu oluyorum. Yani bizler için daha güvenli bir yolculuk olmuş oluyor. Kendimizi daha güvende hissetmiş oluyoruz. Bizden biri olmuş oluyor hani. Gün içinde de binerken daha rahat hissederek binebiliyoruz. Kadın şoförlere, takside. Evet, benim için daha güvende hissettiği için kadın şoför tercih ediyorum.